Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar, bu bölümde konumuz maymun çiçeği yeni bir felaket olabilir mi? Elbette biz konunun finansal yönüyle ilgileneceğiz. Sağlık konusu kendi uzmanlarına ait. Bizim için bu yeni ilan edilen maymun çiçeği salgını bir finansal felakete dönüşebilir mi? Daha da önemlisi, dönüşürse ne yapabiliriz? Şimdi 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü resmi bir açıklama yaptı ve Afrika'da, özellikle de Orta Afrika'da, Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan maymun çiçeği salgınının küresel bir halk sağlığı acil durumu olduğuna dair bir bildiri yayınladı. Piyasalar üzerinden bu bildirinin 2 gün geçmesine rağmen çok ciddi bir sıkıntılı bir tepki vermedi. Hatta kredi spreadlerinde hafif bir yükselme vardı bu Japonya olaylarından sonra. O yükselişin bile geriye doğru geldiğini gözlemliyoruz. Cuma öğleden sonra itibariyle bu videoyu kayda alıyorum ve şu an itibariyle de büyük dünya endekslerinde, borsa endekslerinde de sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Aksine başta yine geçtiğimiz günlerdeki sorunların kaynağı olan Japonya borsasında olmak üzere kuvvetli yükselişler dahi görüyoruz. Peki Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya attığı bu yeni salgın duyurusu finansal piyasalarda önümüzdeki günlerde sıkıntıya yol açabilir mi? Bir kere YouTube'da, başka sosyal mecralarda çok sıkıntılı tipler oluştu arkadaşlar. Özellikle de bu 2020 krizinden sonra her türlü konuyu çeviriyorlar. Hemen oradan bir korku pompalayıp insanların kendilerini izlemesini, kendilerine sosyal medyada etkileşim vermesini sağlamaya çalışıyorlar. Bakın, bir web sitesi nasıl bir başlık atmış? Dünya Sağlık Örgütü demiş ki hükümet mega lockdownlar için hazırlanın. Mega kapanma için hazırlanın. Halbuki haberin içeriğine baktığınızda sadece bizim en başta verdiğimiz bu 2 gün önce yapılan Dünya Sağlık Örgütü'nün işte bunun bir küresel bir halk sağlığı sorunu olduğuna dair bir acil durum bildirisi yayınlamasından ibaret. Bildiride ne böyle kapanmadan bahsediliyor, ne mega kapanmalardan bahsediliyor, ne hükümetlere bir emir verildiğinden bahsediliyor. Ama öyle bir başlık atılmış ki bütün sosyal medyada, Amerikan sosyal medyasında ve küresel sosyal medyada herkes bunu birbirine atıyor ve mega kapanmalar gelecek falan diye bir korku yayılıyor. Tek bir haberden, tek bir insanın sorumsuz attığı bir başlıktan dolayı. E tabi bu tip korku pompalamalar piyasalarda az da olsa zaman zaman etki oluşturabilir. Hastalık yayıldıkça, yeni yerlerde vakalar gözüktükçe bu piyasa düşmek istiyorsa bunu bir bahane olarak kullanabilir. O yüzden piyasalar üzerinde şu anki durumuyla bile hafif bir satış baskısı oluşturabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu haberler yayınlanınca hemen başlıklara, resimlere falan aldanmamak lazım. Mesela İran'da adam böyle domdom kurşunu gibi bir şeyle vurulmuş, onun resmini yayınlıyorlar. İşte bu hastalığa yakalanırsanız böyle olur falan diyor. Halbuki resmin hastalıkla bir alakası yok. Çok fazla dezenformasyonla, yanlış bilgiyle, yalan bilgiyle bu süreçte karşılaşacağımız anlaşılıyor. O yüzden panik yapmamak birinci alacağımız önlem arkadaşlar. Konunun biraz bilimsel detaylarına girecek olursak, aslında 2022 yılında da bir küresel yine maymun çiçeği salgını oldu ve o zaman da Dünya Sağlık Örgütü bir acil durum bildirisi yayınladı. Fakat çoğumuzun haberi bile olmadı. Çünkü o zaman yayılan maymun çiçeği hastalığı ikinci tip, yani clade 2 denilen tip olan varyanttı ve bu çok daha hafif. Ölüm oranı, yani bulaşanlar arasındaki ölüm oranı %1'in çok altında, %0.1 ile %1 arasında olan, hastalık belirtileri çok daha hafif geçen ve genelde Batı Afrika'da, Nijerya'da falan bulunan bir virüs idi. Fakat şu anda söz konusu olan salgında clade 1, yani 1 numaralı zincirden bahsediliyor. Hatta bunun da daha kötü bir versiyonu olan clade 1B, yani 1B tipi bir maymun çiçeği virüsünün salgına yol açtığı belirtiliyor. Bu daha çok Orta Afrika'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülüyor. Daha çok çocukları etkiliyor ve belirtiler çok daha ağır gerçekleşiyor. İşte yaralar falan çok daha ağır seyrediyor ve daha da kötüsü ölüm oranı, yani bulaşanlar arasındaki ölüm oranı %1 ila %10 arasında değişiyor. Yani %10'a kadar çıktığı zaman virüsün bulaştığı her 10 kişiden birini öldürdüğü anlamına geliyor ki bu çok yüksek bir oran. Yani Covid-19'dan, Covid'den falan çok daha yüksek bir oran. Fakat bu virüsün yayılması
Covid kadar hızlı değil bildiğimiz kadarıyla. Özellikle bu 2022 salgınından biliyoruz ki bu virüs daha çok çok yakın temasla bulaşan bir hastalık. Deri teması, vücut teması veya çok yakın işte birbiriyle konuşma, öpüşme, sarılma vesaire gibi uzun, biraz da uzun süreli olması gerekiyor bu temasların. O yüzden bu ikinci tip virüsün 2022 yılında yaptığı salgın genelde cinsel yolla bulaşan bir salgındı. Hatta genelde de homoseksüel ilişkilerle bulaşan bir salgın olduğu tespit edilmişti. Fakat şu andaki bir numaralı tipte daha farklı yollardan da bulaşma olabildiği anlaşılıyor ve acil durum bildirisi yayınlandığında sadece Afrika'da görülen bir virüstü. Fakat hemen ardından BBC'nin haberiyle İsveç'te de bu daha tehlikeli olan tip 1 maymun çiçeği virüsünün görüldüğünü öğrenmiş olduk. Şimdi yine bir çeviri azizliği diyebileceğimiz bir şekilde bu haber çevrilirken, başka dünya dillerine çevrilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nü uyardığından da daha tehlikeli yeni bir virüs, yeni bir varyant keşfedilmiş gibi anlaşıldı. Halbuki more dangerous mpox derken, daha tehlikeli maymun çiçeği derken aslında haber bizim söylediğimiz şu tip 1'i kastediyor. Yani zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarı yaptığı tehlikeli varyantı, tehlikeli zinciri kastediyor. Buna da dikkat etmek lazım. Bu çeviri hatalarına da dikkat etmek lazım. Virüsün, bu tip 1 virüsün tip 2 gibi aslında daha çok vücut temasıyla bulaşması COVID kadar yaygın olmayabileceğini düşündürüyor şu anki verilere göre. Aslında 2022 salgını sırasında yapılan bir araştırma, bakın burada ayrıntıları var, 1 Mart 2023'te yayınlanmış. Buradaki bir makaleye göre İngiltere ve İspanya'da yapılan bilimsel çalışmalarda bu 2022 salgını sırasında hasta olan insanların bulundukları odalarda, hatta daha bile uzak mesafelerde havada virüs tespit edilmiş küçük partiküller şeklinde. Yani bu makale diyor ki aslında havadan bulaşma da bir bulaşma yöntemi olabilir. Dikkatli davranmak gerekiyor. Şimdi biz daha birkaç gündür bu salgından haberimiz var. Önümüzdeki günlerde yeni bir varyant ortaya çıktı. Bu havadan da bulaşıyor. Covid-19 gibi aşırı bulaşıcı bir seviyeye geldi denilebilir. İşte yine ölüm oranı %1 ila %10 arasında olabilir. Böyle bir şey ortaya çıkarsa bu Covid'den daha büyük, daha beter bir salgın demektir. Veya zaten bu mevcut tipler de havadan bulaşıyormuş diye bir haber gelebilir. Yani bu tek bir araştırmayla karar verilecek bir konu değil ama böyle bir araştırma var. Bu yayılabilir. Bu bilgi yayılabilir ve bu finansal piyasaları etkileyebilir elbette. Her yeni gün başka bir ülkede yeni bir maymun çiçeği vakası, tehlikeli tür, işte tip 1 görüldüğüne dair veya yeni bir varyant görüldüğüne dair yeni yeni haberler gelebilir. İşte mesela bu videoyu hazırlamadan hemen önce bugün Pakistan'da 3 vakanın görüldüğüne dair bir haber geldi. Ve daha da kötüsü, bu kişiler Birleşik Arap Emirlikleri'nden Pakistan'a gitmişler. Yani dünyanın en çok hava trafiğinin olduğu en büyük yolcu hub'larından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu hastalık şu anda var demektir. Ve buradan bütün dünyaya yayılıyor demektir. Bizim Sağlık Bakanlığımız Türkiye'de şu anda vaka yok diye hemen 14 Ağustos'ta bir açıklama yaptı ama yani bence var ama Sağlık Bakanlığı'nın bundan henüz haberi yok. Çünkü hem bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile yine İstanbul'da çok global bir uçak destinasyonu olduğu için, bir atlama, bir hub destinasyonu olduğu için buraya çok fazla giriş çıkış oluyor. İşte Afrika ülkelerinden dünyanın en kolay gidilebilecek ülkelerinden biriyiz. Hem turist olarak buraya bir sürü Afrika kökenli insan gelmiş olabilir. Hem öğrenci olarak hem çalışmak için gelmiş olabilir. Çok çok büyük ihtimalle bizde de şu anda var. İşte resmi vakanın duyulması bir zaman meselesi. Şimdi o zaman özet olarak şunu söyleyebiliriz. Şu anda piyasaların endişeleneceği bir durum yok. Ama biz en kötü senaryodan hareket edelim. Diyelim ki bu maymun çiçeğinin yeni bir varyantı ortaya çıktı ve bu şu anda Covid'den bile kötü bir hale geldi. Aslında Covid'e karşı baktığımızda bu maymun çiçeği hastalığına şöyle bir avantaj var. Covid'in herhangi bir ilacının ya da aşısının olmadığı söyleniyordu başlangıçta ve bir aşı, bir ilaç geliştirilme çabaları sırasında çok büyük bir boşluk oluşmuştu. Oysa bu çiçek virüsleri çok eskiden beri biliniyor. Hatta öyle bir ikili aşı kampanyası yapıldı ki bu çiçek virüsünün asıl en önemli insanları öldüren
tipleri çoktan yok edildi. 1980'ler öncesinde dünya üzerinden silindi. Şu anki ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığının da aslında hem aşısı var hem ilaçları var. Fakat bu ilaçlar ve aşılar Afrika'da, özellikle de Kongo Cumhuriyeti gibi fakir ülkelerde bulunmadığı için oralarda bu hastalık hızla yayılıyor. Yani aslında bir bu konuda sağlık kuruluşları harekete geçirildiğinde mevcut haliyle bu virüsü aslında kolayca belki de kontrol altına da alabilirler. Ve bu Afrika ülkelerine gönderilmeyen o aşı ve ilaçların da aslında maliyeti o kadar düşüktür ki Amerikan Merkez Bankası ya da Avrupa Merkez Bankası'nın ya da Japonya Merkez Bankası'nın para basarken bir günde bastıkları para ile bu hastalığı Afrika'da hiç ortaya çıkmadan yok etmeleri gayet aslında mümkündür. Ama işte dünya böyle adaletsiz bir yer arkadaşlar ve bu adaletsizlikten de gördüğünüz gibi böyle tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Mevcut durumuyla aslında Covid'e göre çok 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 daha az bir tehlike söz konusu. Ama diyelim ki bu virüs bir mutasyon geçirdi, bir yeni varyantı ortaya çıktı veya vardı da haberimiz yoktu da böyle bir şey ortaya atıldı. Bilerek, bilmeyerek, planlı veya değil. Bu durumda piyasalarda en kötü senaryo gerçekleşti. Diyelim ki Covid'den daha beter bir salgınla karşı karşıya geldik. Ne yaparız? Zaten bıçak sırtı piyasalarla ilgili uygulanabilecek piyasa stratejileri hakkında bilgi veriyorum. Ta 2023'ün başından beri. Burada da 3 önemli stratejiden bahsediyorduk. Birinci strateji günlük bir ortalama belirlemek ve ilgilendiğiniz ürün bu ortalamanın üzerine çıktığında bütün portföyle alım yapmak. Altına indiğinde de bütün portföyü çıkarmak, satmak. Böylece ne olacak? Şimdi mesela diyelim ki bu hastalık çok kötü bir forma dönüştü veya öyle olduğu düşünüldü ve piyasa çok fena çakıldı. İşte Mart 2020'de olduğu gibi. Ne olacak? Sizin belirlediğiniz ortalamanın altına düşecek piyasa bir anda. Siz de zaten piyasadan o anda çıkmış olacaksınız. Dibe kadar zarar görmeyeceksiniz. Tekrar toparlanıp ortalamanın üstüne çıktığında da tekrar trene binmiş olacaksınız. Bir zararınız olmayacak. Çok fazla bir zarar görmeyeceksiniz. İkinci yöntem de belirli bir tarih aralığıyla aynı dönemlerde sürekli aynı miktarda alım yapmak. Yani her gün, 2-3 günde bir, haftada bir, ayda bir neyse ve 100 dolar, 1000 dolar neyse 10 dolar duruma göre, bütçeye göre alım yapıyorsunuz. Ve 2024'ün sonlarını ya da 2025'in ortası ve sonlarını hedefliyorsunuz. Bu durumda bir yeni bir Covid'den bile beter bir pandemi olsa, piyasalar çok fena çökse ne olacak? Siz o hafta, o gün, o ay çok daha ucuzdan almış olacaksınız ilgilendiğiniz ürünü ve bu durumda da 2025 ortası ya da sonu için çok avantajlı maliyetlere ulaşacaksınız. Üçüncü yöntemimiz de bir miktar piyasadan alım yapmak ilgilendiğiniz üründen, bu mesela kriptolar olabilir. Kriptolardan bir miktar alım yapmak, diğer kalan miktarı da 5 ana risk faktörüne bölmekti. Mesela örnek kolay olsun diye 100 birim alım yaptınız piyasalardan. Kripto aldınız, Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlerden. 100 birim de elinizde kalmıştı. 5 tane riskimiz neydi? Piyasa ciddi bir düzeltme yapabilir. İşte Nisan ayında yaptı. Orada bir 20 birim yaklaşık kullanabilirdiniz. Öngörülmeyen durumların ortaya çıkması, işte yaz aylarındaki düşüş ya da Japonya düşüşü, bunlar öyle durumlardı. Bugün bahsettiğimiz bu maymun çiçeği pandemisi çok yayılırsa, çok işte bizim en kötü senaryo dediğimiz pozisyona gelirse, o da bir aslında öngörülmeyen durum, Black Swan, siyah kuğu durumu. Orada da kullanabilirsiniz ve oraya 20 birim 30 birim ayırdıysanız bunu hemen kullanmayacaksınız. Çünkü işte yaz aylarında satış da oluyor. Birdenbire Japonya riski de ortaya çıkabiliyor. Birdenbire bir pandemi riski de ortaya çıkabiliyor. Diyelim ki oraya işte 20 ayırdınız. İşte her böyle bir risk ortaya çıktığında 3-5 oradan kullanabilirsiniz. Bu pandemi çok büyük bir risk olacağı için burada daha fazla kullanım söz konusu olabilir. Ama şu da var. Üçüncü riskimiz Amerikan piyasalarının krize girmesiydi. Zaten pandemi eğer böyle bir kötü bir duruma dönüşürse Amerikan piyasaları zaten krize girer. Oradaki o zaman üçüncü risk olarak 20 birim devreye girer. Piyasalar çökerse çok diplerden çok güzel alım fırsatı verir. Dördüncü risk, bu oluşan krizin pandemi nedeniyle veya bir başka nedenle dünyaya yayılması ve 1929 gibi olması ve 2000 krizi, 1929 krizi gibi böyle 1,5-2 sene sürmesi. O zaman da ona karşılık da ayırdığınız bir 20 birim olacak. Ve kriz devam ettiği sürece diplerden yine toplama imkanınız olacak. Son risk de dünyada
merkez bankalarını ve hükümetleri çok ciddi masraflara sokacak, böyle trilyonlarca dolar masraf edilmesine neden olacak büyük askeri çatışmalar çıkması. Bütün bu riskler için ortalama 20-25 civarı birim, kendiniz yine karar verebilirsiniz hangi riskin ağırlıkta olacağına dair. Ama düz hesap 20 birimlik kompartımanlar yapıp riskler gerçekleştikçe dipten toplayabilirsiniz. Ve bu pandemi gerçekleşirse aslında sağlık bir tarafa, tabii sağlığın hiçbir şekilde kötü etkilenmesini istemeyiz. Dünyada milyonlarca insanın ölmesini falan asla istemeyiz. Ama diyelim ki bu durum gerçekleşti. Piyasa için aslında kötü olmaz. Çünkü önce çöker piyasa, sonra da merkez bankaları 2020 gibi müthiş para basmak zorunda kalırlar. Bütün dünya ekonomisini toplamak için. Anında piyasaları yine 2020-21 döneminde olduğu gibi çok yukarılara itmek durumunda kalırlar. O yüzden ne yapacağız? Panik olmayacağız. Haberleri dikkatli bir şekilde izleyeceğiz. Mevcut virüs tiplerinin COVID-19'un aksine aslında tedavisinin olduğunu unutmayacağız. Yeni bir varyant çıkabilir mi? Daha bulaşıcı, daha öldürücü yeni bir varyanttan söz ediliyor mu? Buna dikkat edeceğiz. Ve tabii ki panik yapmadan piyasalarda 2023'ün başlarından beri tartıştığımız stratejiler açısından ani hareketler yapmadan daha sakin kalarak planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Hangi planı seçtiysek, kendi tabii ki varyantınızı, kendi planınızı oluşturabilirsiniz. Bu benim saydığım 3 modelden birini ve seçebilirsiniz veya her üçünü birden uygulayabilirsiniz. Elinizdeki parayı farklı farklı bölerek üçünü, ikisini kullanabilirsiniz. Önemli olan piyasaları, haberleri dikkatli ve sakin bir şekilde takip etmeye devam etmek. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar, buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.